Merhaba Web Tekno takipçileri, Barcelona'daki gezimiz devam ediyor. Şu anda elimde görmüş olduğunuz telefon efsane 8110'un 2018 versiyonu. Şöyle hemen telefonu açalım. 8110 4G olarak geçiyor. Arkadaşlar bildiğiniz Matrix filmindeki telefon buydu. Bunun eski versiyonuydu. Gördüğünüz gibi muza benziyor tasarımı. Zaten standlara da bir sürü muzları yerleştirmişler. Aha bakın bildiğiniz muz gibi. Muzdan çok bir farkı yok. Gördüğünüz gibi Snake oyunu yerli yerinde duruyor. Bayağı bildiğimiz Snake'le alakası yok arkadaşlar. Şöyle basılı tutunca dönüyor. Biraz agar.io gibi bir şey olmuş. Gelin bir de kamerasına bakalım isterseniz. Ön kamerası yok. Arka tarafta 2 megapiksellik bir kamera var. Şöyle çekelim. Görüntüyü çekti. Şöyle preview deyip çektiğimiz görüntüye bakalım. 2 megapiksellik fotoğraflar çekiyor. Aslında buradan anlıyoruz ki bu telefonun esas amacı kamera değil. 1.1 GHz hızında çalışan Qualcomm 205 işlemcisi var arkadaşlar. Android'in benzer bir versiyon diyebiliriz. Yunos tarafından destekleniyor ve bazı özelliklere sahip olan 8110 4G'de Facebook, Twitter, Google, ne bileyim haritalar falan filan gibi şeyler yer alıyor arkadaşlar. Dediğim gibi Snake oyunda var. Telefonda 512 MB RAM bulunuyor. Aynı zamanda 4 GB da dahili hafızamız bulunuyor. Şöyle sağında sonda neler var bunlara da bakalım. Üst tarafında gördüğünüz gibi 3.5 milimetrelik jack girişi var. Buradan dilersek tabii ki de bir kulaklık takabiliyoruz. Bunun yanında 1500 mAh'lik bir bataryamız var. Ekranımız küçük olduğu için ve çok fazla işlem yapılmadığı için bu batarya uzun süreli kullanımlarda tabii ki de rahatlıkla işinizi görecektir. Telefonun elimizdeki versiyonu sarı rengi arkadaşlar. Ancak bir de siyah versiyonu da var. İki farklı renk seçeneğiyle birlikte şöyle göstereyim. Telefon piyasaya çıkıyor. Siyah olan tabii ki de daha az muza benziyor. Ancak sarı olan bariz muz. Dediğim gibi 1500 mAh'lik bataryasının yaklaşık 25 günlük bir bekleme süresi varmış. Bunun dışında Wi-Fi işlevselliği, ne bileyim işte 3.5 mm'lik jack girişi olması, GPS'i, micro USB'si falan olması da biraz çağımızı yakaladığını gösteriyor telefonun. Şu an için telefon tam olarak ne zaman çıkacağı belliydi arkadaşlar. Nokia yine bu senede yapacağını yapmış. 3310 birazcık fail olmuştu bizim açımızdan. Beklenen şeyi verememişti. Bence 8110 4G'de fazla beklenileni karşılamıyor. Nostaljiyi bana çok fazla yaşatmadı diyebilirim. Böylece videomuzun sonuna gelmiş olduk. Bu videomuzda sizlere Barcelona'dan seslendik. Yeni Nokia 8110 4G'nin ön incelemesini yaptık. Videomuzu beğendiyseniz aşağıdan beğen tuşuna basmayı unutmayın. Ayrıca kafanıza takılan her türlü soruyu aşağıya yorum olarak bırakabilirsiniz. Başka bir Web Tekno videosunda görüşmek üzere. Hoşçakalın.